Adım Ömer Faruk, soyadım Karaoğlu. Okulumdan çok memnunum ve biz burada birkaç sene boyunca yurdun yapılımını bekledik. Yurdun hazır yapılmışken yeni yapılan yurdumuzu ve okulumuzu elimizden alıyorlar. Biz sosyal bilimler lisesi olarak başka bir liseyle birleşme şeyine değiliz yani. Hani sosyal bilimleriz, tek olmalıyız. Diyeceklerim bu kadar. Tamam. Parsaka, 10. sınıfa geçtim. İlk mezunlardan olmak istiyorum. Bu binada olmak istiyorum. Yani bizi başka bir yere almasınlar. Eğer alacaklarsa da güzel bir bina sunmalarını istiyorum. Söyledim Demir Değer. Şu an hazırlık olarak bu okula geldim. Ve okulumuzu vermeye hiç niyetim yok. Çünkü yurdumuz daha yeni yapıldı. Ve bir başkasının gelip bizim elimizden bu okulu almaya hakkı kesinlikle yok. Ve okulumuzu asla vermeyeceğiz. Bu okulun 10. sınıf öğrencisiyim. Ayrıyeten burada yaşıyorum. Yapılan şeyleri kesinlikle yanlış görüyorum. Çünkü yurdu olan bir okuluz. Ve öğrencilerimiz eğer Barbaros'a giderse dağılacağını kesinlikle düşünüyorum. Çünkü yurt şu an buradaki olduğu gibi konumuzda olmayız. Ve oraya gidince de çok küçük sınıflara gidecekmiş söylenildi. Bunu da kesinlikle hem okulun açısından bizim de kendi açımızdan kesinlikle istemiyoruz. Emine Demir. Çocuklarımız ilk günden şoka uğradı burada. Neden sosyal bilimler değil de Barbaros'a gidiyorlar? Neden böyle karışıklık oluyor? Yani buraya kazandığın çocuklar burada durması lazım. Niye hakları yeniliyor ki? Bizim çocuklarımız burada ve burada kalmak istiyor. Bu kadar yani. Okuyor burada. Kadriye uygun. Buradaki taşınmayla ilgili bir yazılı bir kağıdın olduğu bir yok. Biliyor musunuz yoksa? Bilmiyorum. Şifen sözlü olarak. Ama biz tabii ki devletin bize vermiş olduğu milli eğitime güvenerek biz bu okulu tercih ettik. Çocuklarımız iyi eğitim alsın diye. Kimse mağdur olmasını istemiyoruz. Ötekin de mağdur olmasın. O zaman bize bir bina göstersinler. Oradan oraya orada yama gibi olamaz. Çocuklarımız güzel eğitim almasını istiyoruz. Müdür Bey'in elinde resmi bir yazı yok. Sadece nasıl bir hukuk sistemi ise Şifa'nın aldığı emirleri yerine getirdiğini söyledi. Sanırım onun şu an burada yapacağı hiçbir şey yok. Kendi söylemi bu. Hiç kimsenin hiçbir konuda bilgisi yok. Yaklaşık 3 aydan beri bu konuyla vakıfız, ilgileniyoruz. Ne bir resmi kurumdan ne bir resmi birimden bu öğrenci velilerini ve öğrencileri tatmin edecek bir yazı alamadık. Bugün okulun ilk günü. Türkiye'nin her yerinde 15 milyona yakın insan, öğrenciler, veliler mutlu bir şekilde eğitimlerine başladılar. Ve bu belirsizliği Anadolu Öğretmen Lisesi ve Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri halen yaşıyor. Olarak biz Haziran ayında yine bir eylem yapmıştık ama sesimiz duyulmadı. Ve Kaymakam Bey bunun üzerine evet bir seneliğine okulunuzu kaldırmayabiliriz sözü vermişti. Bu sözünü kendi çiğnedi. Okulumuzu taşımak istemiyoruz. Verdikleri yer şu anda bile bakım aşamasında yapılı bile değil. Çocuklarımız bugün orada olsaydı ders göremeyeceklerdi. Biz iki okulun bir araya gelmesini istemiyoruz. Okulumuz Sosyal Bilimler Lisesi'ne sahip olması gereken özelliklere sahip. Verilen yerde böyle bir sahiplik yok. Yurt, yol geçirilerek gidilecek yerde. Çocuklarımızın yolda ayağı taşa takılıp burnları kanasa bunun vebali onların başınadır. Ve bunun sorumlusu onlar olacaklardır. Biz çocuklarımızı bu okula verirken Sosyal Bilimler Lisesi'nin fiziki yapısını da inceleyerek verdik. Ve bu bizim çocuklarımız kazanılmış hakkıdır. Sınavla burayı isteyerek kazandı bu çocuklar. Burayı için müracaat etmemiş, öbür okulu görüp de oraya gitmiş olan öğrencilerin gelip de çocuklarımızın hakkını ellerinden gasp ederek almalarına karşıyız.
Her iki okul aile birliğiyle daha önce görüşüldü. Okul aile birliğine düşüncelerimiz iletildi. Barbaros Anadolu Lisesi'ne ya da Meslek Lisesi'nin yanındaki C bloğa öğrencilerimizin taşınabileceği hususunda İl Maarif müfettişlerince raporlarımız hazırlandı. Biz bu konuyu okul idarecileriyle de görüştük. Okul idarecileri Meslek Lisesi'nin yanına değil de Barbaros'la birlikte eğitim almak istediklerini söylediler. Bu çerçevede Anadolu Öğretmen Lisesi öğrencilerini mevcut binada eğitimlerine devam etmelerini, Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerimizin de Barbaros'ta eğitimlerine devam etmelerini idareyle yapılan görüşmeler çerçevesinde karar verdik. Böylece İmam Hatip Erkek Lisesi, İmam Hatip Kız Lisesi, İmam Hatip Ortaokulu, İmam Hatip Kız Ortaokulu'nu da ayırma fırsatı bulduk. Sizler bir fotoğraf alsın arkadaşlarınız çıksın. Barbaros'a gidiyoruz. Barbaros'a gidiyoruz. Yok be. Barbaros'a